So these electrodes here will send my brain signals to this machine, and this machine will detect my intention and it will move for me. Okay. Stop. Japan is obsessed with robots, tech, and AI. My name is Cassandra Bowe, and today I'm on a mission for DW Shift. Biyonik uzuvlar, mikroçip implantları, güç kıyafetleri. Cyborglar onlarca yıldır pop kültürün ayrılmaz bir parçası. Ama tıptaki teknolojik inovasyonların ilerlemesiyle birlikte bu tür cyborg teknolojisi giderek daha fazla gerçeğe dönüşüyor. Biyonik endüstrisi yükselişte. Temsilcileri er ya da geç tüm insanlığın bir gün cyborg'a dönüşeceğinden emin. I'm not really sure what to think about that. I mean, I wonder, is this the beginning of a new era in evolution where people will have no physical limitations? Or will there be a trade-off to our disadvantage? What do you guys think? Let me know in the comments. İşte bu sorulara yanıt almak için Cassandra da cyborg olmaya karar verdi. Cassandra, Japonya'da yaşadığı için cyborg teknolojisi hakkında konuşacak mükemmel insanı bulması çok zor olmadı. Tokyo'dan 1,5 saat uzaklıktaki Tsukuba'da önemli biriyle tanışacağız. Profesör Doktor Yoshiyuki Sankai, o ünlü bir bilim ve iş insanı. Ayrıca cyborg hareketinin öncülerinden biri. Ama onunla konuşmadan önce bir cyborg'un tam olarak ne olduğuna hızlıca bir göz atalım. Cyborg sözcüğü, sibernetik ve organizma sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltma. Çeşitli tanımlarda cyborg, yarı insan ve yarı makineden oluşan hibrit bir varlık ya da belirli bir bedensel işlev bozukluğunu iyileştirmek veya yetenekleri geliştirmek için organik ve mekanik vücut parçalarına sahip biyonik bir insan olarak tanımlanıyor. Profesör Sankai'ye geri dönelim. 20 yılı aşkın bir süredir dış iskelet adı verilen robotik giysiler geliştiriyor. Profesörün söylediği ilk şey, çoğumuz çoktan birer cyborg'uz. ニンゲンというのはその、この、ホモサピエンスは特にそうですが、生まれてからすぐ道具を握って物を使っていく。そして私はこのメガネはもう体の一部になっている。実はこうして皆さんはもうね、スマホは手放せないんです。こうしてですね、テクノロジーをいつも身につけているということの意味はですね、すでにもう生まれながらの細胞具として生き始めてるんじゃないでしょうか。 Ve bu robotik giysi Profesör Sankai'nin bugüne kadarki en gelişmiş ürünü HAL, yani Hybrid Assistive Limb'in, yardımcı hibrit uzuvun kısaltması. Bu engellilerin tekrar yürümesine yardımcı olabilir. İster inanın ister inanmayın, beyin dalgaları tarafından kontrol edilebiliyor. Cassandra da bunu denemek istiyor. So these electrodes here will send my brain signals to this machine, and this machine will detect my intention and it will move for me. So if I lock my arm, but I have the intention of moving my arm, it will react. Bir dakika durun. Videonun başında dış iskeletin kontrolden çıktığını hatırlıyor musunuz? Bunun nedeni Helen henüz Cassandra'ya uygun şekilde ayarlanmamış olması ve sinyallerin güçlü gelmesiydi. Ama şimdi bu giysi ona göre kalibre edildi. Hadi bir daha deneyelim. See how it's almost instantaneous? It's actually instantaneous. I'm going to try to move this with my arm locked. Well, it's moving. And my arm is not moving. Did she get that? Peki az önce ne oldu? Cassandra'nın beyni omurilik üzerinden kaslarına bir komut gönderdi. HAL'a yerleştirilen sensörler bu biyoelektrik sinyalleri analiz ediyor. Ardından iki motor giysiyi hareket ettiren mekanik impulslar, yani uyarmalar gönderdi. Bunu o yaparken kolay görülebilir ama omurilik felci geçiren kişiler için bu çok daha zor. Çünkü bu kişilerin sinir bağlarında ağır hasarlar söz konusu.
Ama Hell sensörleri en ufak uyarma kalıntılarını bile tanıyabiliyor. Ancak yine de bu terapi omurilik felci hastalarının sadece yaklaşık %20 ila 30'u için uygun. Ama Dr. Yoshiyuki Sankai bu hastaların hemen hemen hepsinin fiziksel işlevlerinde iyileşme beklenebileceğini söylüyor. Kanzen sekison to iu fu ni shindan o sarete 2 sai no toki desu yo, kotsu jiko ni yotte 10 年以上車椅子だけで生活をしてきて、この胸から下がですね、全く感覚もなくピクリとも動かなかった10年以上ですよ。その少年が足を動かし始めて足をこう持ち上げ始めると、そういうことにまでなっていくその例を見ると、完全脊損であってもそういう可能性がそのあると。これは中枢神経の特徴なんですけれども。Bu aynı zamanda merkezi sinir sisteminin farklı hücreleri ve işlevleri yeniden birbirine bağlama ve yenileme potansiyeline sahip olduğunu da gösteriyor. Ama bu Cassandra gibi fiziksel fonksiyonları yerinde olan kişiler için de çok yararlı olabilir. Acaba hele kullanarak karate gibi yeni beceriler öğrenilebilir mi? Muhabirimiz bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyor. Evet, şimdi giysiyi giyecek. So I've changed into Cyberdyne pants. And basically, this pants, it unzips in a convenient area to put these on my legs and on my hips. So basically 18 electrodes. Bu arada merak eden varsa, Cyberdyne size bir şey hatırlatıyor mu? Cassandra bu adı ilk duyduğunda Terminator filmine bir geri dönüş yaşadığını söylüyor. Filmde Cyberdyne Systems adlı bir şirket vardı. Bu, devrim niteliğinde bir yapay zeka sistemi yaratan şirketti. Ama gerçek Cyberdyne şirketinin kurucusu Dr. Sankai, her zaman bir bilim kurgu hayranı olmasına rağmen şirketinin adı için Terminator'dan ilham almamış. Back to reality. Basically what happens is here, right here, it focuses on the extension of my limbs. And then right here, it focuses on the flexing of my limbs. Hell'in içine girmek yaklaşık 30 dakika sürüyor. Son adım koşu bandı ve koşu askılığına bağlanıyor. Unutmayın, bu aslında onun gibi kişiler için tasarlanmadı. Omurilik yaralanmaları veya beyin embolisi nedeniyle yürüyemeyen hastalar için tasarlandı. Emniyet kemeri stabilite ve dengeyi sağlıyor. So, I just moved my leg. It's pretty easy to move. I feel like I almost don't have to do anything. I'm starting training right now. Okay. I feel a little bit mechanic with my movement, but I think it's just getting used to the machine because now I feel a little more comfortable in it. But it's very interesting. It's definitely like learning how to walk again. Hi. So now he's increasing the speed. So there's a screen in front of me monitoring my movements. So the waveforms on the screen is the level of the signals it's receiving from my brain and from my muscles. And you can see there, if you can see my feet there, it basically detects the pressure in which feet I'm moving. Hell'i bu kadar eşsiz kılan özellik şu. Sensörik sinir bilgisi beyne iletilirken sinirler ve kaslar arasındaki sinaptik bağlantılar güçlendiriliyor ve bu da yürümek gibi fiziksel işlevleri iyileştiriyor ve yeniden kuruyor. Hell giymek zorunda kalmadan. Şu anda Japonya ve deniz aşırı ülkelerde rehabilitasyon için yaklaşık 2600 hell giysisi kullanılıyor. Dış iskeletlerin çok pahalı olduğunu bilerek akla böyle bir robotik giysiyi kimin karşılayabileceği sorusu geliyor. Ama Hell'in aslında satılık olmadığını ama kuruluşlar tarafından kiralanabileceğini öğreniyoruz. Ama Hell'in temel teknolojisi sadece omurilik felci ve diğer işlev bozuklukları olan hastalar için geçerli değil, aynı zamanda bunun insanlar için fiziksel açıdan zorlu bazı iş alanlarında sağlıklı insanları da desteklemesi amaçlanıyor, örneğin sağlık çalışanları gibi. Ama Profesör Sankai'nin teknolojisi ve vizyonu aslında bir dış iskelet işlevinin de çok ötesine geçiyor. まあ、今エグゾスケルトンと聞かれましたが、まあ、それは一つの形に過ぎなくて、大切なことはこの技術はですね、
装着するだけで人をサイボーグ化してしまう、そういう技術なんです。人の脳神経系からの信号、これとロボット技術を融合させて、人とロボットが一つの塊となって動けるような、人をサイボーグ化する技術となっています。Profesör Sankai bu nedenle insan, makine ve bilgi sistemlerinin kaynaşmasına dayanan Cybernix adlı disiplinler arası yeni bir alan kurdu. Nörobilim, robotik ve bilgisayar bilimi gibi alanların yanı sıra etik, psikoloji, sosyal bilimler ve hukuk gibi çeşitli alanlardan araştırmaları birleştiren bir alan. Profesör Sankai, HAL gibi inovasyonlarla toplumsal sorunları çözmeyi ve yeni endüstriler yaratmayı hedefliyor. Genel vizyonu, robot teknolojisinin yardımıyla fiziksel ve siber alanı birleştirmek. O, toplum için bir sonraki adımın bu nokta olduğunu düşünüyor.